Benim 7 bin yılım oldu, 7 bin yılım. Bu acıyı tatmayan hiç kimse bunun karşılığının nedeni ne olduğunu bilemez. Çok severdi askerliği, çok sevdiği için şehit oldu. Çok severdi çocukluğundan beri. 15 yaşındaki Eren Bülbül, jandarma astsubay başçavuş Ferhat Gedik, hain teröristlerin kurşunlarıyla şehadete birlikte yürüdüler. Eren Bülbül ve Ferhat Gedik şehadetlerinin 7. yılında anıldı. Trabzon Maçka kırsalında aç kalan hain PKK'lı teröristler Bülbül ailesinin evine girdi. Henüz 15'inde olan Eren durumu fark etti, hemen güvenlik güçlerine haber verdi. Eren, olay yerine ulaşan ekiplere yol gösterdiği sırada teröristlerin saldırısına uğradı. Doğup büyüdüğü evin bahçesinde hain kurşunların hedefi oldu. Eren ve jandarma astsubay Ferhat Gedik birlikte şehit oldu. Eren ve astsubay Ferhat Gedik'in kanları yerde kalmayacaktı. Güvenlik güçleri operasyonlarla teröristleri tek tek etkisiz hale getirdi. Türk milleti 15'inde şehit düşen Eren'i hiç unutmadı. Eren'in şehadetinin üzerinden tam 7 yıl geçti. Hatırası bir an olsun unutulmadı. Maçka ilçesindeki kabristanında ailesi ve sevdikleri tarafından sıkça anılıyor. Annesinin yüreğindeki evlat acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. Sizlerce 7. yıl oldu. Bence 7 bin yıl oldu. Bu acı bitmez. Ablalarının telefonundan sosyal şeyi açtıysa başta orada kimse çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren. O Eren'in o sözü tüm Türkiye'ye ses verdi. Ama Eren'den sonra Eren'in o sözü Türkiye'ye ses oldu ama Eren nerede? Eren kendisi bu dünyadan köç atıp gitti, çektikleri lan kaldı, yaşadıkları lan kaldı. Şehit jandarma astsubay başçavuş Ferhat Gedik'in Hatay'daki kabri de boş kalmıyor. Şehit Gedik sık sık dualarla anılıyor. Şehidin annesi Hatice Gedik de evladının askerlik mesleğine olan sevgisiyle avutuyor kendini. Sopaya ip bağlardı, onu omuzuna sardı, bu benim silahım derdi. Ben asker olacağım, asker olacağım, asker olacağım derdi. Koyunumuz vardı, koyun otlatırdı. Koyun otlatırken ders yapardı koyunların yanında. Asker olacağım dedi, dağlardan inmedi, Karadeniz'i de çok sevdi.